Mesela bu eğer uykusuzluk şikayetiniz varsa işte bu lahana siyah hardal tohumunun resmi bilmiyorum var mı? Yani Lahana burada da var. Siyah hardal tohumu lahana önümüzde duruyor. Tam Tabii da mevsimi. Şimdi Afşin Elbistan'da bunun yarışması yapılır. Lahana yarışmaları yapılır. En az 40 kilodur yani pazardan aldığınız lahana. 40 kilodur. Yarışmalara minimum 45 kiloyla girersiniz. Bak sırtında taşıyor. 2-3 4 aile bir araya gelir apartmanda. Bu lahanayı alır eve götürür. Aralarında üleşirler. Paylaşırlar. Paylaşır, yani. Tamam. Tabii yani. Dolayısıyla bunun her yıl yarışma yapılır. Birinci olana da ödül verilir ikinciye üçüncüye 48 kilo 325 gram Türkiye'de bu yani rekor mu? Rekor 48, evet. 48 50 kilo. Evet. Bir lahana. Evet. Normal mi bu? Doğal. Tabii doğal. Doğalı bu. bu. Bak bu senin genetik kaynağın mübarek insan. Ben... Bu senin biyolojik çeşitliliğin. Bunu koruyacaksın, bunu kimseye kaptırmayacaksın. Peki bu pazardan aldık, işte bu kestik biz yayınımız için gelen e dana. bu top kadar. E, bu futbol topu kadar, bu serada yetiştirilen hibrit tohumlan. Ha şimdi ben bunu küçümsemiyorum ama bunun fonksiyonalitesiyle, bunun fonksiyonalitesi arasında yani fonksiyonel olma, etkin olma, ne işe yarar? bu bundan bu mukayese edilmez Hüseyin. Bu yüzde yüz doğal. Yani kükürdü bol. Niçin bak Afşin Elbistan orada şey var. Linyit, evet. kömür yataklı evet. orada da bol kükürt var işte. Lahana, brokoli, karnabahar, turp, turp giller ve brassica grubu. bunun Brüksel lahanası. Bunların içinde kükürt var. Yani kükürt işte e, en önemli özelliklerden bir tanesidir kükürt. Burada dikkat etmeniz gereken şey bu sınıftaki sebzeleri tüketirken bir tek kimler tüketmemeli? Triyoidleri yavaş çalışanlar. Yani işte kara lahana da buna dahil mesela. Onlar da guatra sebep oluyor. Neden? Çünkü e, kara lahananın içinde de kükürt var. O kükür iot alımını engelliyor. Iot triyoidler için çok gerekli. Şimdi ne yapıyor vücut? Ne yapsın? Baktı ki triyoid için gerekli olan iotu alamıyor. Bu sefer diyor ki dur vücut ben seni bir büyüteyim. İrileşmeye başlıyor. Tiroid yani e, hipertrofiye başlıyor. Yani guatr oluşuyor iyotu fazla alsın diye. Halbuki onun alakası onun yok. Tamamen kükürt alımıyla ilgili. İşte bu. Şimdi bakın bununla bunun arasında bundan bir turşu yap bir de bundan bir turşu yap. Dağlar kadar fark var arasında Hüseyin. Mesela bu bir B12 bombasıdır. Ya sebzelerde, bitkilerde B12 olur mu? Evet, turşusunu yaparsan olur. Çünkü bunda, e, bunda, ya bunda da var, bunda da var. Mesela. Hocam da, bu arada yeni Hanım turşu mu yapıyoruz? Evet turşu yapıyoruz. Turşuyu da yapıyor orada. Biz oraya mı geçtik hocam? Bugün masa, becerikli. masa çok hareketli. Yani e, yap biraz daha hazırlansın geliyoruz Yelena tamam. Hanım. Yani şimdi bundan yapacağınız turşu, bakın e, nasıl söyleyeyim? Her şeyin mayası, mayası, hamurun da mayası var. Yani Tabii. nasıl kabarıyor, değil mi? Evet. Ha burada bunun da mayası, lahananın mayası, Lactobacillus bakterileridir. Yani doğasında var. Yani bu bakteri ne yapıyor? Odur zaten b 12yi e, e, buluşturan porfirin e, halkalarından oluşan porfirine pat diye toprakta kobaltı bulup koyuyor. Yani o yörelerde e, yani bu mineralleri bulmak çok kolay. Ama şimdi serada, serada yetiştirdiğin lahanada bu yok. Onun için ne yapacaksınız? Hep doğaya gideceksiniz, doğal olanı yani olay organik meselesi değil yani. Şimdi eksik çıkmaz mı hocam? Çıkmaz olur mu ya? İstanbul Yetiş, diyorlar ki İstanbul'da hiçbir şey çıkmaz. Ben de tam tersini iddia ediyorum İstanbul'un her tarafında e, gayet güzel e, şey tarımsal ürünler çıkıyor. Şimdi bak Hüseyin. Niye çıkmasın? Allahu u alem, hatta makalesi de yayınlandı bunun. E, toprak ile tedavi. Evet. Ha. Şimdi bunun toprağıdır mühim olan. Şimdi siz kalkıp Afşin Elbistan'daki toprağı İstanbul'a getiremezsiniz. Yetişmesi için, böyle yetişebilmesi için o toprağa ihtiyacınız var. Tabii ki havayı tutturamazsınız ama toprak çok önemli. Yani toprakla inoculation Aşılama yapacaksınız. Iğdır kayısısını siz e, Malakya'da yetiştirebilir misiniz? Yetişmez. Toroslar meteklerinde olmaz. yetişir mi? Yetişmez. Ama aklını kullanır. Bunun teknolojisini bilirsen Hüseyin. Ben o Iğdır'daki toprağı inokülasyonuyla beraber aşılanmış şekilde alıyorum. Getiriyorum. Ve toprağı burada dikiyorum. Aynı lezzeti alırsın birinci yılda. İkinci yılda lezzetinin değiştiğini göreceksiniz. O zaman ne yapacaksın? Gene bir aşılama yapacaksın. Toprağı yani, mı aşılıyorsun? Evet toprağı aşılayacaksın da yani mayalayacaksın. Bak ha, aşılama mayalayacaksın. mayalama değil mi? Yani dolayısıyla ekmeğin lezzeti bak. Yüzde si onun buğdaydan kaynaklanır. Doğal buğdayından, ata buğdayından kaynaklanır. Ama yüzde de mayasından. Mayası nereden geliyor? Zaten şeyin üstünde, buğdayın üstünde. O ince kabuğunda buğdayın mayasını da gene kendisinden yapıyorsun mübarek. Bir zor bir şey mi bu toprağı Yok, mayalamak? Asla. Hocam her şeyin bir tekniği var. Şimdi bak ben Anlatmak Çok istemiyorum. detaya girmeyelim ama. Tabii, yani şunu söylemeye çalışıyorum. Kibirli olmaktan, kendini beğenmişlikten Allah'a sığınırım. Bizim programlarımızı yabancılar nasıl heyecanla bekliyor. Acaba adam neyi yeni söyleyecek diye. Şimdi dolayısıyla toprakla tedavi... Toprağın aşılanması, topraktan maya alınarak onu başka bir yere nakletmek nasıl alacaksın? E bunun hepsinin bir usulü var. Tabii Dolayısıyla biz bu bilgileri paylaşacak değiliz. Dünyada satın alamayacağın iki şey var Hüseyin. Bunlardan birincisi bilgi, ikincisi nedir? Tecrübedir. İşte bunu. Bunu satın alamazsın kardeşim, gücün yetmez. Onun için ben ne yapıyorum? Bakın buradan diğer şeylere de, gençlerimize de şey olsun. Türkiye'deki üniversiteler, mesela nereye gittim? En son Kırşehir'e gittik. Şimdi Karaman'a gidiyoruz. Orada üniversitede o öğrencilere bir... Sohbet şeklinde karşılıklı, interaktif. O kadar çok çağıranlar var ki, sıraya koyuyoruz fırsatımız oldukça, e, bu gençleri yetiştireceksin. Yani bilgiyle bu insanlar yetişir, ona sahiplenebilirsin. Detayını bilirsen, başarı zaten detayda saklıdır, bilmiyorsan, ya, ya ben ektim ama tutmadı, sen ektin de ne oldu? Değil mi? Şimdi bu işte e, şunu söylemeye çalışıyorum gençlerimiz yeter ki şey yapsınlar, müracaat etsinler, müracaat eden çok üniversiteler, biz gidiyoruz orada seminer veriyoruz, birkaç saat anlatıyoruz ve e, dolayısıyla soru yağmuruna tutuyor tutuyorlar sizi bilgiye açlar çünkü. Ya benim kendi üniversitelerinde bilgi yok mu? Tabii ki var ama bu konuda maalesef şey oldu biz biraz geride kaldık. Bak yiğidi öldür hakkını inkar etme hocalarımız bu konuda şeydir yani verdikleri FKB bilimi tamam da ama bitkisel tedavide maalesef çok ama çok geri kaldık. Hüseyin şimdi bu lahana ile ilgili olarak kapatıyorum. Mesela o resmi bir daha rica edelim ee, Uyku apneniz mi var? Bak evet. uyku apneniz mi var? Lahana kürünü uygulayacaksınız. Selülitler. Selülitleri yok eden işte bu lahanadır. O zaman hocam onları nasıl uygu Evet. Yelin Hanım Sonra, da oradan işaret ediyor. Burada hazırlıyorum <gülüyor> 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 diyor. Ben siz tamam. oraya şimdi masaya geleceğiz hepsini e, orada anlatalım. Uyku apnesi, özellikle sellüt. Ben size başka bir şey soracağım hocam. E, kalk, kalkmayacağım görünüyor. Şimdi şu en üstteki yapraklar delin evet. delinmiş. Kötü. Bunlar atılır. Hocam pazarı pazara giden e, özellikle hanımefendiler bilir ama hani biz de gidiyoruz. Lahana satan pazarcı e, abilerimizin yanında böyle yerde gözüküyor mü? Yerde bir dış kabuk yığını olur. Dış Onları yaprak. atarlar. Siz evet. de nimetin hmm. hikmeti <laughs> orada işte. Esas orada beğenmediğin, göz beğenmiyor, nefis beğenmiyor ama nimetin hikmeti daha zengin orada saklı. Yani e, dolayısıyla o dış yaprakların kıymetini bileceksiniz. Sokaklarda şey satılıyor enginar onun taç yapraklarını, o tablayı koruyan onlar hep orada atılır. atılır. Ama biz söyledik bak bu hazmettiricidir. İşte safra kesesi taşına karşı iyidir. Safra kanallarını açar. Çok güçlü sil, e, bu sindirimi artırır. İşte İsviçre'ye gittiğiniz zaman yemeğin üstüne çinar diye bir içecek verilir. Çinar ne demek? Enginar. Tamam. Enginar. işte dolayısıyla e, hazmettiricidir. Yani bileceksin bunu şey e, e, Hüseyin. Şimdi bu lahananın başka bir özelliğini söyleyeyim. E, kan şekerinizi düşürmekte zorlanıyorsanız bu kürü uygulayacaksınız. Sizi diyabete karşı koruyacaktır. Kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyacaktır. Bu beyefendi. Bu lahana pek insanlar şey yapmaz bunu. Tinnitus mesela günümüzde insanlar tinnitustan çok şikayetçi. Yani kulağım çınlıyor diyor. Halbuki e, Ersteblatt Almanların e, ayda bir çıkardıkları hekimler için dergi var. Böyle biraz şey gibidir o halkın da anlayacağı lisanla bunu anlatırlar. Bu çınlamanın kulakta değil beyin merkezli olduğunu e, en sonunda e, anlattılar. Dolayısıyla tinnitus için ne yapacaksınız? Akuaretik bir e, çözücü bulmanız lazım. Akuaretik yani vücuttan mineralleri atmayacak diüretik diyorsunuz ya. Diüretik. Mesela tansiyonu yüksekse hemen bir tane diüretik verirler tuvalete koşar idrar yapmaya. Neden? Vücut tuz atacak. Vücudun tuz atması değil. Burada sadece suyunu attırıyor lahana. Minerallere dokunmuyor. İşte bu akuaretik olması lahananın ona ap ayrı bir özellik kazandırıyor. Akuaretik olması. Bunun dışında bir şey daha var değerli izleyicilerimiz. Bakın son 5-6 yıldır e, bu hamile bayanlara e, folik asit takviyesi veriliyor. Cornell Üniversitesi, bak Amerika'da Cornell Üniversitesi bu konuda yaptığı araştırmada bu folik asitin ekstra e, hamilelik döneminde verilmesinin zararlı olabileceğiyle ilgili şeyler bunu hekiminizle konuşun ee, işte doğru bilgiyi alabileceğiniz internet sayfaları var hekimler içinde var ee, oraya bunu lütfen e, sorgulayın açın bunları öğrenin şimdi Türkiye gibi bir ülkede Anadolu topraklarına sahip bir ülkenin vatandaşı olarak sizin herhangi bir saplement, takviye almanıza gerek yok. Ama maalesef işte bunu takviye edici olarak folik asiti veriyorlar. Mübarek lahana folik asit. Hele hele bunun torşusunu da yaptıysan alio ala ıspanak folik asit bombasıdır. Yani ne olur haftada bir kere ıspanak yesenin bütün folik asit ihtiyacını karşılıyor. Veya lahananın turşusu. Şimdi burada şeyi söyleyeyim. Bu neden gaz yapar? Bunu ilk bize bu soruyu sorayım da cevap verenler arasından gelecek olanlara da kitabımdan hediye edelim. Üç tane, dört tane. Lahana ya gaz yaptıran nedir? Yani lahana neden gaz yaptırır? Bunun cevabını 5 dakika içerisinde göndersinler. Biz oraya geçince bunun sebebini açıklayacağız. Nereye göndersinler? Saracoğlu alt tire TRT X hesabına gönderebilirler. Veya senin. Veya HSC'ne bana da gönderebilirler. Hocam biz oraya geçelim. Süremiz daralıyor. Şimdi şu gene mi daralıyor? E tabi. Sizinle sohbet böyle. Ben 4-5 saat oturup ne, ne, oldu ne zaman akşam oldu dediğimi çok iyi biliyorum. Şu lahanada Lahana ile devam Ceng Cengiz Han'ın yılkılarını anlatsam yılkıyı biliyorsun değil mi? Yılkı mı? Ya, bravo. İzlemez, değil hocam? Yani düşün Cengiz Han 200 bin kişilik ordusuyla Avrupa'ya doğru gidecek. Sen şimdi 200 bin kişi karnını nasıl doyuracaksın? Macaristan ovalarına kadar geliyor. Hadi doyur bakalım da köylülerin elindeki şey sana bir günde bütün o köyün yiyeceğini süpürür götürür. Ama işte Anadolu üzerinden geçerken veya kuzeyden geçerken ne yapıyor? Ovalarda başıboş dolaşan daha doğrusu yabani atları alıyor askerler. Onların da yanlarında götürüyorlar. Eğer bugün Macaristan dünya çapında Macar salamı yapıyorsa işte orada bıraktıkları o attan yapılan at etinden yapılan sucuklar salamlara borçludurlar. Yani dolayısıyla burada e, bu hayvanların da çok iyi beslenmesi gerektiğini biliyorlar. Ne yapıyorlar? Lahana yediriyorlar. Haşlanmış lahana yediriyorlar. İçerisinde U vitamini var. Nedir U vitamini? İşte ulkus yani e, mide ülserinden kaynaklanır. En az 15 dakika kaynattığınız lahanayı tüketirseniz yapraklarını suyuyla beraber ama çok fazla şey yapmayın mide ülserine karşı da müthiş etkilidir. Şimdi bazı insanlarda bak bu dur kurdun turşuyu Anlatacağım. bekle 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 bazı insanlarda şey vardır. Venöz yetmezlik evet. yani toplar damar yetmezliği, ayaklarında ağrı hissederler. Yok işte bunun çaresi. Hadi hangi ilacı vereceğim? Dolaşımı hızlandıracak İşte bu. Bu nimet. Lahana. Lahana evet. Bunun 15 dakika bunu haşlayacaksın yaprağını hele hele bizim Anadolu'nun açık alan tarımında başta gösterdiler ya resmini. O illaki Afşin Elbistan'dan gelecek diye bir kural yok. Tabii. Yeter ki açık alanda yetişmiş olsun en dış yapraklarını kullanarak venöz yetmezlik yani toplar damar yetmezliğine karşı mükemmel bir çözüm. Uyku apnesi mesela. Lahana bunu içeceksiniz. Mesela böyle iri yapılı erkeklerde illa kilo almış olanlarda uyku apnesi olacak diye bir şey yok. Zayıf insanlarda da olabilir uyku apnesi ama genellikle kilolu insanlarda uyku apnesi daha çok sık görülüyor. Yapacağınız şey lahana kürünü uygulamak. 15 gün bak ne oluyor uyku apnesi sizi nasıl terk ediyor. Şimdi gelelim neden gaz yapar bu? Ee, ne var şeyde? Ee, laktoz intoleransı diye bir şey var sütte. Evet. Hani laktasyon diyoruz ya emzirme dönemi. Ee, laktoz şekeri. Orada bir glikoz var, bir de galaktoz. Bu iki şeker birbirine bağlandığı zaman bu laktozu tatlıdır, şekerlidir da. Ama intoleransı demek bu alerji anlamında değildir. Ee, burada laktaz diye bir enzim var. Yani bunu parçalayacak glukozu galaktozdan ayıracak. Ee, Glukoz hücrenin içine gider. Orada enerji verir. Ama galaktoz ne olacak? Onun da metabolize olması lazım. Yani glukoza dönüştürülmesi lazım. İşte onu da Laktaz diye bir enzim var. O yapıyor. Dolayısıyla bazı bebeklerde işte e, bu enzim eksikliği olur. Bazı insanlarda e, bu e, nedir Genetik yapıdaki bir polimorfizm yani mutasyonu uğramıştır. Bir türlü sen o enzimi üretemediğin için galaktozu yeteri kadar par dönüştüremiyorsun. Bak bayanlarda, bu iş maalesef yavaş yürüyor. İşte bunun içindir ki yani laktaz enziminin aktivitesi bazı bayanlarda düşük. Orada laktoz intoleransı olarak karşınıza çıkmıyor mübarek. Ama galaktozun bir özelliği gidip yağ dokusundaki yağ hücrelerinin içine giriyor galaktikol gibi. Tamam mı? Ondan sonra başlıyor selülitler. İşte onun can düşmanı bu selülitleri ortadan kaldıran budur. Geliyoruz bu neden gaz yapar? O öyle çabuk geçersek hanımefendiler bizi perişan ederler. Ne yapacağımızı da hocam siz neden gaz yaparız? Tamam. Tamamladıktan sonra şu tamam. Neden gaz yapıyor? Kürü. Bak bunun bunun içerisinde laktaz var. Laktaz yani şeker var. İşte e, laktoz şekeri var. Pardon. Glikoz ve galaktozdan oluşuyor. Laktobasiluslar ne yapıyor? Bunları parçalıyor. Tamam. Yani ama buna karşı hafif direnciniz varsa bağırsaklara e, laktoz olarak iniyor. Orada siz bunu sindiremiyorsunuz ama onu sindirecek başka mam yapacak başka şeyler var. Nedir onlar? Bağırsaklarınızdaki bakteriler. Onlar parçalıyor. Parçalarken de hidrojen sülfür çıkıyor. Gaz olarak hani söyledim ya gaz evet, çıkartma evet. diye. Evet. Ve kokuludur da yani o. Hidrojen sülfür. Dolayısıyla buradan anlıyorsunuz ki sizin bu Gaz yapmasının birinci sebebi birinci sebebi budur Bir de şeyi söyleyelim b 12'yi söyledik iot alımını frenliyor dedik hiç söyledik onu Bir de Hüseyin bu kolon kanserine karşı müthiş önleyici gücü var bunun bu Brassica grubu yani lahana, brokoli, karnabahar, bürüksel lahanası bunlar işte nedir? Ee, kolon kanserine karşı önleyici gücü var. Bunu da nasıl yapıyor? Şimdi onun nasıl yaptığını da bir de oraya girmeyelim. Bazı şeyleri anlatmam lazım. Biz daha çok şimdi bu anlattıklarınızdan hocam mesela not almaya kalktım. Yani bir lahana kaç şey saydık çok fonksiyonel ama bak her yani sebze böyle değil değil yani her sebze böyle değil Hüseyin Aynen. bu lahan bak çok şimdi şey. tam mevsimine girdik evet. ben yılda iki defa benim çalışanlarım da bunu bilir yılda en az iki defa 15 gün ben bunun kürünü yapıyorum yağ yakıcı biyotransformasyon bak en önemli şey en çok e, soru aldığımız konu değerli izleyicilerimizden. Hocam işte biz yazın şöyle beslendik, böyle beslendik. İşte gıdaların içerisinde meyvenin, sebzenin içerisinde de zirai ilaçlar var, katkılar var. Bunlardan vücudumu nasıl arındıracağım? İşte lahana. İşte lahana. Yani mucizevi bir şekilde vücuttan toksin at yaratıcıdır. Vücudu arındı, arındırıcıdır. Zaten bunun kürünü uygulamaya başladığınızda daha ikinci, üçüncü gün vücudunuzu kısa zincirli doymuş yağ asitlerinden arındırıyorsunuz. Bak kısa zincirli. Bir de onlar doymuş. Dolayısıyla doymamış olsa amenna çok faydalı. İşte bunlar da dahil olmak üzere vücutta biriken pestizitler, funguzitler, herbizitler bir şekilde zararlı her şeyi. Her şeyi bunları dışarı atıyor. Neden? Çünkü bunlar protein yapılı. Proteinler çözünür, suda çözünmez. Yağda. yağda çözünür. Onun için yağ dokusuna gidiyor, orada depolanıyor. İşte bu ne yapıyor? Yağ dokusunda o yağda çözülmüş olan proteinleri suda çözünür hale dönüştürüyor. Biyotransformasyon dediğimiz işte bu. Ondan sonra ikincisi gün bunun suyunu içmeye devam ediyorsunuz tabi. Ya yağlı yağlı terliyorsunuz böyle ne oluyorsunuz diye. İşte toksin atıyor vücut. Barındırıyorsunuz bak yorgunluk yok bir şey yok ve sizi bir taraftan da zayıflatıyor. Siz şimdi şunun bunun diyetiyle zayıflama kürü uygulamaya kalkın. Bir hafta sonra mecaliniz kalmıyor. Yorgunluk, halsizlik renginiz atıyor. Halbuki bu mübarekte böyle bir şey yok. Yani ne hem zindelik de veriyor ve sizi o arada da zayıflatıyor yani Hocam, yağ yaptırıyor Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Ben bir cümle söyleyeceğim. Hiç bölmek istemiyorum. Muhteşem bilgiler biliyorsunuz. Özellikle yurt dışı kaynaklı moda diyetler var. Evet. Pat bir hafta patates yedirdiler mesela. Bir ara o çok Tek modaydı. Beslenme. Evet. Sabah, öğle, akşam patates yedirdiler. Neden? Çünkü bunlar haber oldu. Bunları bildiğim için söylüyorum. Ben o pazit bir ne bir haftası hocam bir aya yakın ben o yiyen kişiyi biliyorum yani ne hale geldiğini sonrasında. Yani evet, özellikle çok dikkat etmek gerekiyor. Bu söylediğiniz şey o yüzden çok önemli. Nasıl uygulayacağız peki? Şimdi bu evet, kilo vermek, tamam. vücuttaki Anlatayım. toksinleri arttırmak için bir tek lahana yetiyor. Evet. Yani. yani yok şunu yeme, yok bunu yeme. Bir ay Şu patates kadar... mi yenir her gün ya? Yani Olur mu böyle saçmalık? Normal, normal yemenize siz devam ediyorsunuz. Ama işte en dış yapraklarından bak iki tanesini alıyorsunuz evet. böyle. Onu e, 750 mililitre veya bir litre su daha işte gösteriyor size. E, bunu kaynatacaksınız 15 dakika ılıdıktan On sonra onu gün içerisinde tüketin siz. O ara tüketin. ara Için. Ara ara için. Yarım bardak, yarım bardak içerseniz zaten 2-3 su bardağı yapar. Evet. O değil mi? Tabii. E, Tabii. neticede dökelim bir bardağa Yani yani bundan varsa bardağımız ya da 3 bardak, 4 bardak çıkar oradan. Vazgeçilmez kürlerimden bir tanesidir. O, Yaprağı yesek bu. ne olur hocam? Lif, şey lif değil mi? Tabii ya sağlık Muhteşem. ya. Onu da yiyelim. At, Doğru. atılmasın diye soruyor. Evet. evet. Dolu sarma yapın. Doğru söylüyorsun. Zaten Allah haşlanıyor sarma yapın. Sarma yap işte. Tabii ki. Mübarek. Yani turşusunu kur. İşte 3 işte, çıkar orada. Neyse fermento olup gidiyor ha, şimdi işte. Tur, şimdi e, de anlatacağız. Öncelikle bu kürü Yeni Hanım bir Söyleyelim 15 günlük hocamın 11 yaptığı 15 günlük kürü bir verelim değer seyircilerimize. Yılda yani, iki kere yaptığınız. Yani benim yaptığım şey şudur en mümkün olduğu kadar açık alan tarımında yetişen başta resmini gösterdi e, editör dış yaprakları e, geniş olan böyle açılmış ya e, diyorum illa o 45 kiloluk 48 kiloluk lahanayı bulup getirtireceğim diye düşünmeyin. Yani ben onu zor zaten bulmak. Bir televizyon programında yıllar önce getirdim sahneye. Koy, yok bu hormonlu dediler falan hiç alakası yok hormonla. Evet doğal bir şey doğuda. Ancak dediğim gibi açık alan tarımında yetişmiş lahanayı lütfen ne yapıyorsunuz? İki tane yaprağı en dış yaprağını bir litre suda 15 dakika ağzı kapalı yavaş 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 haşlıyorsunuz. Bakın haşlarken ağzı kapalı ama arada bir açsın bayanlar böyle o yaprağı bastırsınlar hemen yüzüyor. Selüloz evet. ya tahta ya tahta suda yüzmez <laughs> mi? E tahta dediğinde selüloz <laughs> mübarek. Hasan kela kela Hasan. Değişen bir şey yok. Bastırın içine onu veya şöyle çevirirsiniz. Dolayısıyla ılıdıktan sonra bunu gün içerisinde içiyorsunuz. Evet, evet. Kimler bunu uygulayamaz? Trioidleri yavaş çalışanlar. Bak yavaş çalışanları daha da yavaşlatır. Neden? Çünkü içerisinde kükürt var. O kükürt de iyot alımını zayıflatıyor. Bu sefer o zayıflayınca trioid yavaş, daha da yavaş çalışıyor. Veya guatrı tetikliyor. Zaten onu e, kara lahanadan e, bilirler. Peki turşuyu nasıl yapıyoruz? Sonra da selülüs. Önce sellütü söyleyelim. Sırayı bozmayalım. sellüt için de yine e, hocamın anlatmış olduğu tarifi uyguluyoruz. 7 gün tüketiyoruz. 3 gün ara veriyoruz. Tekrar 7 gün tüketip 3 gün ara veriyoruz. Uygulaması bu şekilde. Evet. B12 turşusu evet, içinde siz sohbet ederken ben küp küp doğradım lahanalarımızı. Daha sonrasında içerisine kimyon tohumu ve kaya tuzu ekledim. Uzunca bir sürede yoğurdum. İyice yumuşak oluyor taneleri de şu şekilde. Daha sonrasında bunu ben buradayken küçük bir kavanoza yaptım. Kavanozumuza bastıra bastıra lahanalarımızı koyuyoruz. Daha sonrasında da temiz bir tülbentle üstünü kapatıyoruz. Bunu en az 4 gün, en fazla 10 gün kadar karanlık. karanlık bir mi? yerde bekletiyoruz. Işık görmesin. Şimdi yelin bu olur mu? 4-5 haftaya bu olur inşallah mu? İnşallah olur. Önümüzdeki haftaki evet. yayınımızda. Tamam. Şöyle yapalım. Biz de e, olmuş halinde şey yaparız, hı hı. gösteririz inşallah. Ya yani stüdyo şartlarında biliyorum evet. tabii ki burada e, öyle tam hazırlayamayabiliyoruz. Ama belki olmuşunu bir tanesinde. Yani biraz gösteririz. Tabii, titiz çalışmak lazım. Yani <laughs> çok hızlı temizliğe yapıyoruz her şeyi. Tabii. Dikkat edeceksiniz. Yani biz burada ellerimizle doğuruyoruz filan da evde bayanlar ben bilirim yani bizim kadınlarımız ne kadar titizdir. Temizliğe önem verir. Elini yıkar, bir daha yıkar, kırklar. Ondan sonra dokunur turşu yapacaksa. Yoksa mold oluşmaya başlıyor. Başlıyor küflenmeye üstten. Peki hocam yani... şu brokoliye de bir e, lahanayla anlatacağımız başka bir şey. Lahana bu kadar.